Arkadaşlar merhabalar hepinize. Bugün 16 Kasım 2019 Cumartesi saat 4'ü çeyrek geçiyor ve bugün Maslak'tayız. Size çok özel bir arabayı tanıtacağım. Yani full, harbi full demek bu demek diyebilirim Renault Fluence için. Renault Fluence'de zirveye geldik. Şimdi aracımızı ben en başta kaç modeldir, nedir, ne değildir, özellik, temel özelliklerini söyleyeyim, ondan sonra incelemeye başlayalım. Aracımız 2013 model 1.5 EDC şanzıman 110 beygir bir araç. İkon Prestige paket en dolusu diyebilirim. Yani en dolusu diyebilirim derken zaten en dolusu bu araba. Şimdi heyecanlandım çünkü ben bu arabayı incelemek istiyordum, böyle bir arabayı. Renault Fluence ve Full'ü zaten incelemiştik ama biz Touch Plus bir arabayı incelemiştik. Onunla bunun arasında dağlar kadar fark var. Ve bu dağlar kadar farkı göstermek istemiştim ben zaten sizlere. Ve bugün ne nasip oldu? Yani ben zaten şimdi şöyle göstereyim. Bak mesela kartlı sistem incelediğimiz araçta da vardı. Bastığımızda far açıyordu ama LED farımız olmadığı için LED farı da göstermek istedim. Ayrıca bu araç Türkiye'de ki ikonlarda Prestige paket Fluence'lerde nadir bulunan far yıkama, elektrikli park freni ve Arlink navigasyonlu araca fabrika çıkışı olarak üzerinde bulunuyor. Ön park sensörü, ön tamponumuzda park sensörü var. Bunlar aracımızda olan şeyler ve diğer ikon, Prestige paket, Fluence olarak satılan araçlarda çok fazla da bulunmayan özelliklerdir. Şimdi gelin hadi biraz arabanın detaylarına bir bakalım. Aracımız nasılmış, neymiş, neresine ne varmış bir bakalım. Fluence'in en fullünü bir inceleyelim bakalım hadi. Şimdi Fluence'in full'ünü inceleyeceğiz dedik ve öncesinde ön tasarımdan başlayalım. Aracımızın ön tasarımı zaten ilk çektiğimiz videoda da anlatmıştım. 2012 yılında Desir konsept olarak tanıtılan ve 2011 olması lazım, pardon yanlış söyledim. 2011 yılında Desir konsept olarak tanıtılan ön yüz ilk başta makyajı Fluence ve Clio 4'e uygulanmıştı. Ve daha demin bir tane 0 kilometre bir Clio 4 teslimatını da gördüm. O da gayet güzel bir duyguydu. Rabbim kendisine hayırlı uğurlu etsin. Kaza bela vermesin inşallah abimize. Aracımızda da Desir konseptinde, yani yeni yüzünü ilk yansıttığı modellerden ikincisi. Renault markası ikinci olarak bu modele uyguluyor yeni yüzü. Ve onun haricinde makyajsız Fluence'le, yani en son 2012 model olan Fluence arasında bir mesafe boyu da mesafe farkı da var. 2 milim. 2 milim. Daha uzun bu araba, makyajlı araba. Ve yanında da zaten şimdi 4. nesil bir Megane sedanımız var. Onunla da yan yana. Tabii o Touch paket, bu ikon Prestige paket, full'ü, far yıkama. Far yıkama mesela her Fluence'de bulunmuyor. Hatta neredeyse hiç bulunmuyordu diyebilirim. Ben bunu görünce heyecandan ne yapacağımı şaşırdım, yani abartmak gerekirse. Şimdi şöyle farı da, farla LED farı da yakından çekelim. Şöyle zaten xenon far var. Arabanın üzerinde standart donanımında olan xenon far var. Şimdi şöyle gelelim. Ön park sensörümüz var. LED farım, gündüz LED farımız var. Şöyle. Evet. Aracımız da gayet oturaklı duruyor. Yani diğer rakiplerine nazaran, C segmenti araçlara nazaran Fluence biraz daha farkını ortaya koyuyor. Araçlar bu arada zaten Fluence'ler Bursa'da Oyak Renault fabrikasının üretildiğini zaten hepimiz biliyoruz.
Onun haricinde söyleyebileceğim şey, aracımızda içinde dışında çok güzel özellikler var, sunroof falan, onları anlatacağım zaten. Ama şimdi en son biliyorsunuz Fluence 2016 yılında satıştaydı ve ben 2016 yılına ait 1.5 dizellerinin fiyat listesini bulmuştum. Onu da yanlış hatırlamıyorsam biraz anlatayım. 1.5 Torch 90 beygiri 66-67 bin lira civarında idi. Full'ü ise, ikonu ise 92-93 bin lira civarında idi. Yani sunroof'lu da 96-97 bin liraya falan geliyordu bir alıcıya en son 2016 yılında. Fiyat listesinde daha detaylı olarak paylaşırız. Yani bulduğumuz zaman, diğer yıllara ait falan da bulduğumuz zaman. Şöyle de farikamayla xenon farı, şöyle gündüz led farını ve 17 inç jant, 17 inç jant ve ayrıca her ikon Fluence'de bulunmayan bir jant şöyle göstermiş olalım ve aracımızın yan profiline doğru geçelim. Aracımızın yan profiline geldiğimizde aracımız gayet zaten dedik oturaklı ve 17 inç jantlar bizi karşılıyor. İlk önce jantımızı da şöyle yakından bir gösterelim. Jantımız da bizi böyle bir karşılıyor. Bu düğmeler ne diye merak ediyordum ben. Bizim aracımızda da var, incelediğimiz araçta. Bu düğmeler araç açıkken, aracımızın kapıları, kilitleri açıkken bastığınızda kilitleniyor. O özelliği var. Şimdi biraz sonra gösteririm. Torch Plus'ta, bugün biraz heyecanlıyım. O yüzden mazur görmeyin. Torch Plus'ta ve ikonda, Torch Plus'ta iki tarafta var bir tek. Arka kapılarda yok ama burada gördüğüm bir şey daha var. Burada da var. Onun haricinde zaten jantımızı da tekrar bir göstermiş olalım ve şöyle arka profiline doğru gelelim. Böyle araba gayet etkileyici görünüyor. Yani ben Allah. Şimdi böyle sürpriz yaptık. Evet, aracımız da gayet zaten etkileyici görünüyor. Ben Fluence'i seviyorum. Fluence sevdiğim bir araç. Fluence'i biz sizlere inceleyeceğiz. Yani incelemeye devam edeceğiz şimdi. Devamında arkayı anlatacağım hemen sizlere. Renault Fluence'imizin arka kısmına geldik. Ve arkada da zaten stoplarımız bizi karşılıyor. Stoplar LED değil. Stoplar ama şu ufak bıyıkla birlikte, yani ufak, bana bıyık falan demişlerdi serviste. Hangi serviste onu hatırlamıyorum. O yüzden aklımda öyle kaldı, öyle demiş olurum. Aracımızın zaten arkasında da önünde de park sensörü mevcut. Aracımızın arka tarafı da bu şekilde. Dediğim gibi bir önceki versiyonuyla bunun arasında 2 mm fark var. Uzunluk anlamında bu daha uzun. Ayrıca 2015 ve üzerinde ufak bir makyaj tekrardan geçiriyor ve bu makyaj operasyonu dahilinde arka stoplar değişiyor. Ve araç Joy paketi satıştan kaldırılıp bir tek Torch ve ikona dönüyor. 2015'ten önce ise Prestige paketi Beyond diye geçiyor. Beyond yerine de Prestige adı veriliyor pakete. Yani biz buna yine Prestige diyebiliriz veya Beyond paket diyebiliriz. Herhalde dememizde mahsur olmaz. Şimdi aracımızı bagajına doğru bir geçelim. Bir bagajına da bir bakalım kaç, ne kadar bir hacim var, ne yapılır, ne edilir, uzun yola gidildim mi, zorlar mı? Bir bakalım. Allah. Evet, şimdi aracımızın bagajını bir hemencecik açalım. Evet, açamadık. Aracımızın
Hemen karttan basayım. Evet. Oo, bagaj kapağı da ağırmış ha. Evet. Aracımızın bagaj kapağı da. Bu arada ELC çift kavrama şanzıman biliyorsunuz. Bagaj hacmimizde 530 litre bir bagaj hacmi var. Stepnesi ayrıca, evet, stepnesi de ayrıca şu halının altında. Şöyle göstermiş olalım. Halımız da gayet şey. Bagaj neyi göreceğiz ya? Hiçbir şey göremiyor. Siyah beyaz diyorsanız da şöyle bir gelelim. Bagajımızda bu şekilde 530 litre bir bagaj hacmi var. Ve yani biz geçen sene aynı arabayla uzun yola çıktık. Temmuz ayında geçen yıl. Araca yani 4-5 tane bol sığdı, artı 1-2 tane de büyük kutu koyduk. Yani bizi de uzun yolda zorlamadı. Araç kendini de zorlamadı, motorunu da zorlamadı, yolcu konforunda herhangi bir eksilme de olmadı, yük olmasına rağmen, hani öyle çok abartı bir yük değil belki ama öyle bir yüklü olmasına rağmen, bagajı dolu olmasına rağmen araç zorlamadı kendini de, yolcularını da. Bunu da uzun yol konforu olarak, artısı olarak söyleyebiliriz. Ayrıca şöyle de aracımızın park sensörlerinin gözlerini de göstermiş olalım. Egzoz çıkışı bana farklı mı geldi? Bana mı öyle geldi acaba ama? Egzoz çıkışı da niyeyse gözüme güzel göründü. Şöyle de bagajımızı hemen kapatalım. Evet. Tok bir kapanma sesi var. Ben seviyorum bunlardaki kapanma sesini. Bir de şöyle aracımızı bir arka profilden, sol arkadan şöyle gelelim. Aracımız bu şekilde gayet, yani uzaktan bir albenisi var gerçekten. Şöyle şimdi aracımızın iç tarafına doğru geçme vakti geldi. Aracımızın içine doğru geçelim. İçine doğru gelelim. Kaplanır aynalarımızda. Evet. Oo, benim çok hoşuma gitti şu anda. Vuruldum. Evet. Buradan temel olarak anlatmak gerekirse koltuklarımız yarı deri ve köşelerinde beyaz detaylar ve beyaz dikiş. Bu şekilde ve piyano bilek plastik detaylar. Hayalet gösterge ve katlanır aynamız da var. Aracımız dolunun dolusu demiştik ve aracımızı da şöyle de göstermem gerekiyor. Sunroof'umuz var. Şimdi sunroof'u da bir açacağız, bakacağız. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şimdi aracımızın içine geçme vakti geldi ve aracımızın içine bir oturalım. Aracımızın içinde anlatalım. Ön kokpit konforunu, arka yolcu kısmını da anlatalım hemen. Evet, Endolo Fluence'in içerisindeyiz ve bize böyle bir şık bir kokpit karşılıyor. Böyle. Bu kokpit aslında ilk başta 2008 yılında yeni Megane 3 ve Renault Fluence, yeni Megane Sedan olarak diyebileceğimiz Renault Fluence ile birlikte bu kokpit, bu direksiyon ortaya çıkmış bulunuyor. Aracımızın bu şekilde karşılaması bizi yani gayet tatminkar ediyor. Koltuk konforu da
bizim aracımız biliyorsunuz Touch Plus paket ve Touch Plus pakete göre koltukta zaten bir fark var. Ve özelliklerine gelmemiz gerekirse aracımız bu arada zaten sunrooflu, onu da söylemeden edemeyeceğim. Aracımız sunrooflu şu anki incelediğimiz aracımız ve Fluence'in en dolusu. Türkiye'de tek bir araba. Yani oldukça sınırlı bir araba, onu söyleyeyim. Heh, bu şekilde. Her yön, her detayı denemeye çalışıyorum. İlk önce oradan görünecek. Evet. O aşağı gelen kapaklı kısım. Gözlük kabımız. Elimde gözlük vardı da bilseydim koyardım, aklıma gelmedi. Gözlük kabımız mevcut. Karartmalı iç dikiz aynamız mevcut. Karartıyor, aydınlatıyor, kendine bir şeyler yapıyor. Onun haricinde aracımıza bindiğimizde piyano bilek detaylar bizi karşılıyor. Piyano bilek detayları da hemen göstereyim ben size. Piyano bilek detaylarımız bizi karşılıyor ve dijital bir klima. Evet, dijital bir klima bizleri karşılıyor. Ve dijital klimamız gayet tatminkar, gayet güzel soğutuyor, ısıtıyor. Konfor yüksek denilebilir. Şimdi bir de hemen navigasyona bir bakalım. Hemen. Şimdi navigasyonumuza bakacağız. Şöyle diyelim. Tepkime. Evet. Sayısal öğrencisi olduğumu belli edeyim. Tepkiler gayet güzel. Ne diyebiliriz? Buradan ana şey. Evet. Şu an. Tepkiler güzel. Tepkiler gayet güzel. Ses kalitesi de gayet güzel. Özel bir hoparlör sistemi yok aracın içerisinde ama ses sistemi de gayet güzel. Gayet tatmin edici bir ses sistemi var. Kartmalı dizaynımızı da şöyle gösterelim ve gözlük kabımızı da şu şekilde gösterelim ve aracımızda ne var? Sunroof var. Şimdi sunroofumuzu da göstereceğiz nasıl açıldığına dair. Şimdi şöyle yapalım. Allah Allah. Akü şarjı zayıf. Motoru çalıştır. İnşallah be gülüm. Çalıştırırız. Şimdi biz. Evet, bu arada aynalarımızda. Evet, şurada nasıl açılırdı? Evet. Sunroofumuz da bu şekilde açılmakta. Gayet yeterli bir sunroof mesafesi var ve perdemiz de var bu arada. Hani biraz zor çekiliyor ama elektrikli mi acaba, onu da bilmiyorum. Hani boş yere bozmuş olmayalım, sorarız, onun da bilgisini alırız. Sunroofumuz gayet tatmin ediyor. Aracın içerisinde gerek aydınlatma gerek hava olarak diyelim güzel, tatmin ediyor. Aracımızın bir de elektrikli park frenini de şöyle bir göstereyim. Şurada da park freni tuşumuz mevcut. Aracımız zaten otomatik çift kablo ADC ve şöyle dijital klima bölümümüzde ve navigasyonumuzda R-Link. Renault'un kendi R-Link sistemi. Gayet güzel, gayet tatmin edici bir navigasyon sistemi mevcut aracımızda. Menü diyelim. Neyse, gayet dokunmatiği de, tuş sistemi de gayet yeterli düzeyde. Yol, burada da bu arada AUX ve USB soket girişimiz mevcut. O tabi şu an karanlık olduğu için gözükmüyor. Arka taraflarımızı da geçeceğiz şimdi ve sunroofumuzu da bir kapatalım.
Evet, şu anda sunroofumuzu da kapattık. Ve aracımızın arka tarafına doğru bir geçme vakti geldi artık. Bir arka tarafını anlatalım bakalım normal bizim incelediğimiz Fluence ile bunun arasındaki farklar nelermiş. Tabii pek çok fark var ama. Bak direkt kartı çıkardınız diyor akıllı araba ya ben Fluence'i seviyorum abi. Evet çıkardık ve aracımızın arka kısmına doğru geçelim artık. Buradan aracımızın arka tarafını bir anlatalım ve aracımızı da yan taraflarında da makam perdesi var. Prestige pakette özel olarak makam perdesi geliyor ve yani yolda, uzun yolda falan gayet tatmin edici. Başlığımızda yani koltuk kafalığımızda deri bu arada. Zaten Torç'ta da gelen bir sehpamız var orta. Masa gibi kullanılabilecek işlevsel bir parçamız da mevcut. Arkada zaten perdemizi söyledik. Sağ tarafımızda da yan makam perdesi mevcut. Yan makam aracı olarak da alınıp kullanılabilir özel firmalarda veyahut belediye binalarında, resmi kamu kuruluşlarında alınıp makam aracı olarak da kullanılabilir. Arkada da yine yarı deri koltuklar zaten var ve burada net gözükmüyor sanırım. Şu şekilde yapacağız. Evet, şu şekilde şu anda birazcık gözüküyor. Şimdi ne kadar net görünürse artık yapacağım bir şey yok. Şimdi aracımızın bir de arkada da klima ızgaraları var. Çift bölgeli otomatik klima dedik klimasına. Kendi klimasına. Şimdi kapımızı da bir kapatalım. Çift bölgeli otomatik klima dedik aracımızın klimasına. Evet, aracımızın arka taraftan da ön kokpiti bu şekilde görünmekte ve ben şöyle aracımı bir kitleyeyim. Katlanır aynalarımız da çok güzel katlanıyor Allah razı olsun. Şu anda incelememize vesile olan abilerimizden. Evet şu anda aracımızın yan tarafında da yan kapısında da iki tane hoparlör görüyoruz. Ben niye kilitledim ki arabayı ya? Bir dakika niye kilitledim ki ben arabayı? Onu ne güzel gösterebilirdik. Açamıyoruz da. Evet, problem değil. Aracımızın burasında da bir hoparlörümüz var. Burada da bir hoparlörümüz var. Onu gösterecektim de neyse problem değil. Sunroofumuz da buraya kadar neredeyse uzanıyor gibi. Bu da gayet tatminkar. Buralarda tutmak için güzel bir kolçağımız da var. Orta kolçağımızı da indirdiğimizde oturup rahat rahat burada uzun yola gidilebilecek bir araba. Onu da zaten arkasını Fluence'ini anlatmıştık. Ben buradan ön kokpit benim çok hoşuma gitti. Sunrooflu bu arada zaten dediğim gibi araç sunrooflu ve gayet güzel. Şimdi şöyle bir özelliğini söyleyeyim ben arabanın. Gündüz led farı ve far yıkama sistemi. Gündüz led farı zaten çoğu Fluence ikonda bulunuyor. Prestij ve ikon standart ikon olmasına rağmen bulunuyor veya Prestij de olsa bile bulunuyor. Ama far yıkama her ikonda bulunmuyor. Her Prestij Fluence'de bulunmuyor. O yüzden şimdi iki özelliği de bakmaya çalışacağız. Sonrasında da eğer heyecanlanmazsam motorunu da anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi ise aracımızın bir dışına çıkıp ve far yıkama ve gündüz led farını göstereyim. Evet. Aracımızın far yıkamasına bakamadık. Neyse problem değil. Aracımızın ön park sensörü, arka park sensörü zaten var dedik. Onun haricinde gündüz led farlarımız var dedik. Gündüz led farlarının benim çok hoşuma gitti ve tekrardan göstermek istiyorum ben. Şöyle gösterelim. Aracımızın anlatmadığımız noktası olarak bir tek motoru kaldı. Ve aracımızın motorunu da hemen bir anlatayım ben size. Aracımızda zaten dedik 1.5 Euro 5 emisyon normuna sahip.
Zon beygir. 6 ileri çift kavrama otomatik şanzıman var dedik. EDC var aracımızın üzerinde. Yakıt tüketimi olarak da kasası ağır olmasına rağmen yakıt tüketimi az olan, yakıt tüketimi oldukça düşük olan araç sınırlı araçlardan biri kendisi. Yaklaşık 5 litrelere kadar, 5-5,5-6 litrelere kadar biz mesela aracı 3 kişi kullanıyoruz. Kendi aracımızı 3 kişi kullanıyoruz ve 3 kişi kullandığımız araç şu an 100 kilometrede 6.1 litre yakıt tüketimine sahip. Bu da demek oluyor ki Fluence gayet bu motorla, bu kasayla gayet ekonomik veriler sunabiliyor. Uzun yolda bu tabi 4.2'ye kadar düştüğü oluyor. Motor performansına geldiğimizde ise aracımızın motoru 240 Nm tork güç üretiyor. Ve bu da gayet güzel. En fazla ne kadar hıza çıkabiliyor derseniz de biz aracı aldığımız, yani bizim kendi şahsi aracımızı aldığımız abi demişti ki, bir anısını paylaşmıştı. Ben İzmir Kuşadası yolunda aracımla, yani bizim şu anda elimizde bulunan araçta, bu şu anki incelediğimiz araç değil ha bu arada. Onun da videosu var ama bu daha dolu bir araba. O araçla ben 222 kilometre hız yaptığımı biliyorum. Ve yol tutuşu da gayet güzeldi diyor. O hızdayken bile ben direksiyona sahip çıkabiliyordum hala diyor. Hala kabiliyet, hani araç benden çıkmamıştı artık. Kendi kendini kontrol etmiyordu artık diyor. Ben yine güzelce kontrol edebiliyordum diyor abi, yani kendisi. Motorda öyle üst performans sergilediği zaman gayet güzel performans sergileyen araçlardan biri. Şimdi ise aracımızın motoruna bakalım. Motoruna bir bakmadan olmaz diye diyorum ben, bence yani. Bir bakalım evet motora. Şimdi aracımızın kartını takalım. Kadran selamlamamız ve aynalarımız bizi selamlıyor. Şu anda bak, orada şey var. Frene basmadığım için şu anda bastım mı frene basın diyecek. Bildiğimiz için basalım. Evet. Şu anda Maslak Sanayi'deyken bu motoru da bildiğiniz gibi Renault A serisine, B serisine ve C serisine kullandığı bir motor. Gayet de tutan bir motor. Bu motor sesiyle de sizleri biraz baş başa bırakayım. Fakat kendisi 6 geri manuelini 6 geri otomatik olarak seçiyorsunuz. 2 seçenekle seçiyorsunuz. Şu andaki Megane 4 sedanlarda bu canavarlarda ise motorlar geçtiğimiz aylarda yenilendi ve 1.5 Blue DCI 115 beygir olarak geldi. Motorun dediğim gibi yakıt tüketimi oldukça düşük. Yani gayet de kendini sevdirir, ekonomik bir araçlık kendileri.
lens. Kullandığımızdan dolayı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Tavsiye edebileceğim araçlardan biri bir. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi biraz motoruna başlayalım. Evet. 5 dakika diyor. Hayır mı inşallah? Sanırım bu. Medya. Bunlara benziyor şimdi. Projenin sonuna Zombie 7 Kaplan Aynalı Sanırım Top Lens'inde bugün burada sizlere anlatmak kaldık. Videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Flens ile test videomuz. Tabi bu araçla başka bir Flens ile test videomuz. İlk sesine gelecek hazırlıklarını yapıyoruz. Senin motorunu çok beğendim. Bu arada ben de bütün dediğim gibi yüzde parlamızı önemli olmamın çok teşekkür ederim. Hadi tamamen bir araba dedim. Bunlar bunun bizde bir belki denk gelebilecek bir arabayı biz denk getirdik. Bu yüzden Renault Asal tüm yerlerine masraya teşekkür ederim. Kendine söylemeden geçemeyeceğim. Ben bu arada ilk başta çarşamba günü gördüm. Geldiğimde dediğimde arabanın çok hoşuma gitti. Cumartesi'nin çekim için verdiğini söylediğinden anlaştığımızda çok sevindim. Çünkü böyle temiz lens bulunan gerçekten çok zor olacaktı ve böylesine güzel, böylesine özel bir arabayı bulmak gerçekten çok zor olacaktı. Temiz. Kırmızı. Türkiye'nin en kırk mühendisini bulduk ve çekiyoruz. Yani böyle bir arabayı gerçekten bulmak çok zor. Uğraştım ama bugün burada buldum. Ve şu an hep çekimliyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere yorumlarınızı görmek istiyoruz. Yorumlarınızı bize açınlar. Çok değerlidir. Bakalım medya müzik kanalına takip etmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Bugün size Renault Asal bayisinden Maslak'tan seslendik. Yeni. İnşallah en kısa sürede ses satışı çık. Yani piyasayı altın üstüne getir. Şimdi diyecektim ki yeni Renault Flens'in gibi. Gerçekten yeni gibi yani. Arabayı görünce yeni diyesim geldi. Yeni Renault Flens'in gibi. Gayet güzel. Teşekkürler. Ben de çok iyi. Elektrikli park frenimiz de var dedik. Bir en azından sesini de göstermiş olalım. Yani ben bunu Insignia'da duymuştum. Böyle bir sesi. Ben uçakta zannettim yani kendimi hiç abartmadan. Söylemiş olayım. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar.